Merhaba arkadaşlar, bugünkü yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle akışkan yapıdaki epoksiyi kullanarak çiçek deseni yapmayı deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki çiçek desenlerinde her zaman yoğun yapılı epoksi kullanıyoruz. Bu videomda bunu karşılaştırmasını izleyeceksiniz. Yaklaşık 165 gram kadar epoksi hazırladım, fakat ben bunun daha azını kullanacağım bu çiçek deseni için. 16.55'te epoksim hazırdı. Yaklaşık 10 gram kadar epoksiyi bir kenara alıyorum ve opak beyaz boyayla karıştırıyorum. Ardından 70 gram kadar epoksiyi de bardak altlığımızın içine döküp bekleyeceğiz. Evet, benim kullandığım epoksi 2'ye 1 oranlı akışkan yapılı epoksi. Epoksinin özelliklerine baktığımızda da yaklaşık 35 dakika çalışma süresi olduğunu söylüyor. Yani bu demek oluyor ki 35. dakikadan sonra epoksi jelleşmeye, yani ağırlaşmaya başlıyor. Bekleyerek bizim buradaki amacımız akışkan yapılı epoksiyi yoğunlaştırmak. O da 35. 40. dakikadan sonra olacak. Şimdi bakalım. 35. dakikada hala yeterince yoğunlaşmış değildi. O yüzden ben 40. dakikaya kadar bekledim. Şimdi zaten yapısını göreceksiniz, bayağı ağırlaşmış durumda. Bu şekilde beyaz boyunun dökümünü yapıyorum. Dikkat ederseniz ilk döktüğüm yer birazcık kalın oldu. Fakat gittikçe daha ince çizgiler çektim. Bu şekilde yapmak bence önemli, daha ince çizgi gerekli. Eğer siz beyaz boyanızı bir poşetin içine koyup ağzını çok ince keserseniz çok daha ince çizgiler elde edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi çiçeğimizin yapraklarını yapalım. Ortasına döndürdükten sonra pürmüz yardımıyla hava baloncuklarını yok ediyorum. Şimdi buradan sonra videoyu hızlandırıyorum ki bu boyanın akışını görebilin, nasıl yayıldığını. Şu an ilk izlenim olarak gerçekten güzel bir yayılma gösteriyor. Sadece kalın döktüğüm yerlerde bir tık dibe çökme görüyorum. Şimdi bu şekilde 24 saat kurumaya bırakacağız. 24 saat geçti. Şimdi kalıptan çıkarma zamanı. Gördüğünüz gibi 24 saat içinde birazcık değişmiş. Köşelerde bir tık dibe çökme görüyorum. Bakalım ön tarafı nasıl? Evet, akışkan yapıdaki epoksi gibi çok fazla dibe çökme yok ama çok iyi de değil. Normal yoğun yapılı epoksideki gibi. Gördüğünüz gibi kalın döktüğüm yerlerde çok fazla dibe çökme olmuş. Yukarıdaki videomda bu ürünleri zaten karşılaştırmıştık. Yoğun yapılı ve akışkan yapıdaki epoksileri. Sol taraftaki yoğun yapılı epoksi de aslında gözükmesi gereken bu şekilde. Bekletilmemiş akışkan yapılı epoksi de sağdaki gibi dibe çökme gözüküyordu. Bizim yaptığımız bugünkü videoda da soldaki gibi bir görüntüye ulaştık. Karşılaştırmayı siz kendiniz yapabilirsiniz. Eğer beyaz boyayı çok daha ince şekilde dökersek çok daha iyi görüneceğini düşünüyorum. Onun dışında eğer bu çalışma yapacaksanız kendi çalıştığınız akışkan yapıdaki epoksinin özelliklerine bakmanız gerekiyor. Belki sizin çalışma süreniz 35 dakika değil 50 dakika. O zaman 50. dakikadan sonra döküm yapmanız gerekiyor. Bugünlük bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.